Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle PES2019 Aralık kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birçok oyuncu almıştık hatırlarsanız. Henrique'si almıştık, Karius'a bir teklif vardı. Görüşmeler devam ediyordu tabi. Takımı göstereyim hemen size, tekrar bir hatırlatma amaçlı. Karius, Kolarova, Delight, Vida, Henrique, Medel, De Jong, Kagawa, Laiç, Gabriel Jesus, Gökhan Töre. Burada Quaresma oynuyor ama şu anlık sakatlığı bulunan Gökhan Töre. Ay, Quaresma. O yüzden yedeklerde. Transfer paramız olarak da 9 milyonumuz var. Cengiz Ünder arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Şöyle Türkiye'ye de bakacağım arkadaşlar. Güzel isimler olabiliyor Türkiye'de de. Şöyle hemen. 515 şey yapacağım hemen. Genel dereceyi arttıracağım. 75 70 şey 79'un üstündeki isimlere bakacağım. Çağlarsa oyuncu stoper. Vida'nın yerine olabilir. Forvetimiz şu anda Gabriel Jesus var. Sol açık aslında, bir dakika, kiralamak istesek. Deneyeceğim arkadaşlar. Gelirse güzel olur bizim için. Okay Yokuşlu. Defansif orta sahada. Şahin. Bu kim? Nazım Sangare. Mevlüt Erdinç. Fehmi Koç. Oğuzhan Özyakup. Ayaksı satmıştık. Burak Yılmaz. Ben varım tabii burada. İki tane kendi oyuncu oluşturmuştum da. Bir dakika, Cengiz niye yoktu ki? Roma'ya bakacağım arkadaşlar. Şuradan direkt Roma. Şöyle hemen. Kulvert. Kiralamayı denesek. 1 milyon ücrete gelirsin herhalde. Cengiz'e bakalım arkadaşlar. Cengiz. Cengiz Ünder. Seni de deneyeceğim bakalım. 3 oyuncuyla görüşüyoruz şu anlık. Tam bu kadar yeter. Önümüzde Anderlecht maçı var. İlk maçı Şampiyonlar Ligi ilk maçını kazanmıştık. Yok, biz bunu adamlar da bunu oynasın. Stadyum Vodafone Park'ta başlama vuruşu diyoruz. Evet arkadaşlar, serinin devamı için like atmayı unutmazsanız seviniriz. Arkadaşlar, full videoda mı ilerleyeyim yoksa ara sıra kendim de böyle ilerleyeyim mi? Onu da bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, maç başlıyor. Görüyorsunuz takımımız. Evet arkadaşlar, kadroyu bir de sizler görün diye şey yapacağım. Medel, Karius, Light. Evet, oyuncular selamlıyor. Ve oyuncularımızı görüyorsunuz. Çoğu genç olan isimler. En yaşlımız Kolarov galiba. Diğerleri full genç. Ve Anderlecht'in karşısı De Jong. Kobut maç. İşte arkadaşlar, böyle bir rol oyuncusu var. Sağ açık.
Şanlı Beşiktaş'ımızın kadrosu. Carlos Color of the Light, Vida Henkes, Henkes 10 numara ne? De Jong Medel, Kagawa Laiç, Gabriel Jesus, Gökhan Töre. İlerliyoruz. Tabi bu numaraları düzelteceğim. Mesela De Jong'a şey vereceğiz. 21. 10 numarayı Laiç. Beşiktaş'ın normaldeki 10 numarası Oğuzhan Özyakup. Biz sattığımız için 10 numara boş kalmış. Laiç'ten güzel bir pas Gabriel Jesus'a. Bir fake geldi Gabriel Jesus'tan. Laiç. Sert bir müdahale var orada ayağına. Adem de işte şöyle hemen oynadı Kovarov. Geçebilir miyiz? Geçemedik ve foul de alıyoruz orada. Foul aldık oradan. Şöyle en iyi kim vuruyorsa onu vuralım. Kolarov vuruyor ama o sol. Hadi Kolarov'la deneyeceğim tekrar. Şöyle. Şöyle bir plase. Kalecinin üstüne gitti. Kaleci bir şaşırdı orada. De Jong kap tutma topu. 9. dakikada Kolarov'un şutuyla harika bir pozisyon yakaladık. Güzel bir pozisyondu o. Dimitar Karius. Gabriel Jesus kantorun önünün dışında olmadı. Arkadaşlar formanın yazısını falan düzelttim, numarasını, her şeyini düzelttim. Numaralar normalde Beko yazan yerdeydi. İkisi hepsi birlikte. Onu düzelttim. Şimdi arkadaşlar şuradan sert bir şut. Kim vuruyor? Abi Koloro vuruyor gene. Şöyle indirsek. Bir knuckleball. Harika vurdu. Evet arkadaşlar. İzliyorsunuz. Top diğer köşeye bir anda dönse. Gol elme ihtimali çok yüksek. Bir orta içeriye. Girmeden önce savunma orada. Tekrarla içe geliyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şöyle oynadık. Kagawa. De Jong. Henrikes. Bir orta içeriye. Adem Laiç çıktı vurdu. Adem Laiç. Deplasmanda Beşiktaş'ımızı 1-0 öne geçiriyor. Adem Laiç. Duyamıyorum diyor. Evet arkadaşlar. Burada Henrikes Kagawa'ya, Kagawa'dan De Jong'a, De Jong'dan Henrikes'e tekrar. Henrikes'ten harika bir orta. Laiç aynı güzellikte bir şut, kafa vuruşu geliyor. Mükemmel bir gol imza atıyoruz. Basıyoruz. Ve şu an yani avantaj her türlü bizde, hem de onlar iki gol atsa bile deplasman golüyle biz gene tur atlıyoruz. Kolarov kayarak bir müdahale. Gökhan Töre. Kagawa. Kagawa kaptırdı orada. The Light. Orada müdahale yaptı. Gabriel Jesus'a. Gabriel Jesus'tan. Henrikes düşünmüş o. Ben Gökhan Töre'yi düşünmüştüm de. Domagoj Vida. Aldı hızlı çıkıyoruz. Vida. Gökhan Töre'nin önüne. Gökhan Töre. Bir çalım. Bir de plase. Son anda kaleci çıkartıyor. Ve orada Cornel mi? Evet. Taç Cornel. Cornel. Cornel alıyoruz. Laiç. Bir orta içeriye. Sinji Kagawa vurdu. De Jong. De Jong'un önünde kaldı. Bir çalım. De Jong yaptı ortasını. Gökhan Töre vurdu. Kaleci çıkarttı. Gökhan Töre ile bir daha gole çok yaklaştık. Ve yine kaleci çıkarttı. Sert bir müdahale. Orada sert bir müdahale var Vida'ya.
vuracak yine. Ben yine Kolarov'la deneyeceğim arkadaşlar. 33 metreye yakın bir mesafe değil. Kolarov bir plase kaleci çıkartıyor. Kolarov harika bir plase bırak. Plase denemeyinde şut kaleci çıkarttı. Laiç bir ortada. Mesela Gabriel Jesus vuracak. Vurdu. Out. Evet arkadaşlar, bayağı bir toplu oynama üstünlüğümüz vardır rakibe göre. 55'e 40. Onlar mı üstün bizden? Abi adamlar daha kaleye gelemedi. Yani bir şut çekemedi kaleye. Benden üstünlere. Gabriel Jesus. Adem Raiç'i gördü. Gökhan Töre. Töre bekletmeden bitiriyor. Gökhan Töre. Gökhan Töre Şampiyonlar Ligi'nde bir gole imza atıyor. Gökhan Töre. Evet, tekrar basıyoruz. Deplasmanda 2-0 üstünlüğümüz var. Anderlecht'e karşı. Adem Rajic hızlı çıkıyor. Kolarov'u gördü. Kolarov onu oyunda tuttu. Gabriel Jesus'a döndü. Jesus vuramadan savunma orada müdahalesini yapıyor. Gerimeden bastık derken. Ve ilk yarıyı bitiriyor hakem. Laiç 21'de, Gökhan Töre 42'de. 42. dakikada attı. 2-0 üstünlüğümüz var. Güzel bir şey yani. Kendi evimizde 1-0 alıp deplasmanda 2-0. Harika bir top Kagawa. Kagawa'dan Gabriel Jesus. Gabriel Jesus kaptırdı. Aldık mı? Alamadık. Bir daha. Bir daha. Kagawa. Beyonga, De Jong'dan. Kötü bir pas. Bas kaldık. Bir daha. Çok güzel bir top Gökhan Töre'nin önünde. Gökhan Töre. Bir fake geldi Gökhan Töre'den. Gabriel Jesus'un önüne. Gabriel Jesus bekletmeden vuruyor. Kaleci çıkartıyor. Bir orta içeriye. Medel mi? Medel vurdu. Direğin üstünden out. Bayağı bir out. Farklı out. Şöyle bir değişikliğe gidiyorum arkadaşlar. Vida biraz dinlensin. Sonra medal. Medal de dinlensin. Tam bu kadarlık şimdilik yeter. Ömer Toprak oyuna giriyor. Beşiktaş'ta. Vida çıkıyor. Ömer Toprak oyuna giriyor. Medal çıkıyor. Atiba oyuna giriyor. Şut kaleyi bulan 10 şutumuz var. 8'i kaleyi bulmuş. Bunların 0 şutu var. Gabriel Jesus. Laiç'e. Laiç'ten Gökhan Töre'ye. Gökhan Töre Laiç'e. Laiç tekrar Gökhan oynadı. Bir fake Gökhan'dan. Şöyle bir orta denemesi olmadı. Kötü bir şey yaptık orada. Ömer Toprak da oynuyor. Ömer Toprak en geriye kalecisine döndü. Kale Dwight. Kolarov. Kolarov'dan uzun bir top Ömer Toprak. Ömer Toprak. De Jong. Gökhan Töre. Hatip açılsın. Gökhan Töre. Herkes. De Jong. De Jong'dan Henrikes'in önüne. Henrikes. Henrikes. Yerden orta. Gabriel Jesus vurdu, kaleci çıkarttı. Kolarov. Gelişine sert bir şut. Kaleci bir daha çıkarttı. Baskı uyguluyoruz. Beşiktaş. Beşiktaş'ımız. Dimitar kaptırdı. Henrikes. Bakali. Oo, kötü bir top. Şey. Ömer Toprak kayarak topu kesti. Atiba'dan De Jong'a. De Jong hızlı çıkıyor.
Kanka. Ve son değişiklik hakkımıza gidiyoruz. Bir dakika, en fazla yorulan kim? De Jong, orta sahibi isim. Alamayız ama Laiç. Şuraya şey yapabiliriz. Baskı uyguluyoruz. Atiba Hutchinson. O yaşına rağmen hala mücadele ediyor. Kagawa. Gökhan Töre'ye gelmedi. De Jong. De Jong. De Jong'dan Laiç'in önüne. Laiç çok yoruldu. Koşacak hali kalmamış. Alabilirdik aslında orada da. Faul verdi hakem. Sorun değil. Henriquez, Mata ve şey oyunda. Biraz çıkarttı. Gabriel Jesus. Kagawa. Kagawa'dan Lens'in önüne bir top. Lens. Lens. Dribbling'de giriyor içeriye Lens. Lens önünü de boşalttı. Bir de şut çekti. Ama şut kalecinin üstüne gitti Lens. Gabriel Jesus. Lens'e dokundu. Olmadı. Açılsın. Delight. Kayarak bir müdahale orada. Kalesine döndü Atiba. Doris Karius'tan uzun bir top De Jong'a doğru. Kimse indiremedi. Bir baskı oydu orada. Gabriel Jesus bir daha aldı. Jesus geriye döndü. Jeremy Lens. Jeremy Lens. Bir plase az farkla dışarı gidiyor. Ve maçın sonucu Beşiktaş 2, Anderlecht 0 ve bir üst tura Beşiktaş yükseliyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz bu sene. Hatta kupayı kaldırmamız bile şey, playoff turunda şey olduk, yendik. 62'ye yükseltmiş Çelebi. Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü duyurusu Cristiano Ronaldo'ya gidiyor. İkisinde de gruplara gidiyoruz. Raheem Sterling ve Loris Karius'ta bir güncelleme var. Sterling yeniden görüşme yap diyeceğim arkadaşlar. Şöyle 7 milyona indiriyorum tekrar. Loris Karius 12 yapmışlar. Evet, Ömer Toprak transfer politikasına koyalım mı? Şaka. Tabii daha yeni geldi oyuncumuz. İspat Miran'ı koyalım. Larin'i koyalım. Başka Enzo Rocco transfer listesindedir aynen. Ve önümüzde bir Kayseri maçı var. Dorukhan Toköz 70 oldu. Hakan Çalhanoğlu sonuçlandırılamamış. Kluivert'te Cengiz Ünder'de bir güncelleme var. Ne kadar? Yaş 19. Arkadaşlar ben bir boyuta bakmak istiyorum. Boyut. Yetmişlik sağ açık. Transfer görüşmesi yapsak. Kaça gelir? 2 milyona tamamdır diyoruz. Şöyle 5 yıllık bir görüşme daha yapıyoruz. Sadece kiralamaya gerek kalmadı. Boyut alırız. Kovarejman'ın yedeği olarak. O zaman Kluivert. Kluivert sen hoş geldin takımımıza. Kiraladık Kluivert'i. Diğerlerinden de konuşmamız yok. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olup attığınız videoları like atarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.